Her zaman yapmaya alıştığı bir şeyi tekrar ettiğinde ilk zamanlarda hissettiği heyecanı duyamaz insan. Her ne kadar sevdiği bir şey olsa da geride kalan yaşanmışlıklar engel olur hislerine. Ama bir de kaybettiyse ya da elinden alındıysa alıştığı şey, işte o zaman hüzün bir yumru gibi oturur kalbine. Tıpkı Türk futbol severlerinin bu yıl kaybettiği için üzüleceği, eksikliğini hissedeceği Şampiyonlar Ligi geceleri gibi. Bundan tam tamına 27 sene önceydi. Yine bir Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Beşiktaş, yine bir kuzey ülkesi temsilcisi olan Rosenborg'a elenmişti. Çoğu Beşiktaşlı için kapkara bir geceydi. Henüz daha yeni yeni alıştığımız Şampiyonlar Ligi geceleri 1995 yılında elimizden kayıp gitmişti. Ancak o buruk vedanın ardından bir daha hiçbir sezonu boş geçmemiş, her yıl en azından bir takımla temsil edilmiştik grup aşamasında. Hatta yanlışım varsa düzeltin, bir döneme kadar Real Madrid, Porto gibi takımlarla beraber aralıksız en uzun süre gruba kalan takımlardan biri de Galatasaray'dı. Yani her sene bir şekilde gruplarda bayrağımız vardı. Ta ki bu yıla kadar. Gruplara kalabilmek adına Kopenhag engelini geçmek zorunda olan Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor bunu başaramadı ve maalesef elendi. Böylece uzun yıllardır sahip olduğumuz Şampiyonlar Ligi gecelerini artık uzaktan takip etmekle yetineceğiz. Oysa ne güzeldi Boliç'in golüyle Manchester United'ı Old Trafford'da 40 yıl sonra yenen Fenerbahçe. Ne güzeldi Real Madrid'i 2-0'dan 3-2 yenen Galatasaray. Ne güzeldi Inter'e Milano'da diz çöktüren Trabzonspor. Ve ne güzeldi Şenol Güneş yönetiminde grubunu namağlup bitiren Beşiktaş. Bursa Spor'un Rangers'tan 1 puan koparması ya da Başakşehir'in Kırmızı Şeytanları şaşkına çevirmesi bile bu geceleri sevmemize yetmişti daha niceleriyle birlikte. Bazen üzüldüğümüz, hatta yüzümüzün kızardığı akşamlarda oldu elbet ama en azından oradaydık, içindeydik. Coşkusunu, adrenalini yaşamıştık. Tıpkı 2002 Dünya Kupası gibi, 2008 Avrupa Şampiyonası gibi. Dünya Kupası özlemi içimizde ukde olarak kalmaya devam ederken bir de Şampiyonlar Ligi'ne şimdilik hasret kalacağız. Maçlar yine oynanmaya, devler yine sahne almaya devam edecek belki ama kulakları çınlatan bir Ercan Taner, Sabri Ugan ya da Emre Tilev ya da yeni jenerasyondan bir spiker sesi olmayacak. Ertem Şener yine ilginç anekdotlar verecek belki ama başka ülkelerde top koşturan Şampiyonlar Ligi oyuncuları hakkında olacak. Diğer yandan uzun sonbahar ve kış gecelerinde salı ile çarşamba akşamları biraz yavan kalacak. Perşembe akşamları imdadı UEFA Avrupa ve Konferans Ligi yetişmeye çalışacak belki ama her futbol sever bilir ki Şampiyonlar Ligi'nin tadı bir başkadır ve Türkiye'de en azından bu yıl Şampiyonlar Ligi coşkusu yaşanmayacak. Hem de finalini bizim organize edeceğimiz bir yılda. Finalde biz de olur muyuz sorusunu sormayalı zaten uzun zaman olmuştu ama artık gruplara kalır mıyız sorusunu sormak zorunda olmak içimizi burkuyor. UEFA ülke puanı sıralamasında indiğimiz 21. sıra nedeniyle gelecek sezondan itibaren şampiyonumuz 4 eleme turu oynarken lig ikincimiz ve kupa şampiyonumuz bile konferans ligi elemelerine katılacak. UEFA Uluslar Ligi'nde küme düşüp Faroe Adaları, Lüksemburg gibi ülkelerle yarıştıktan sonra kulüpler düzeyinde de 2023 yazı benzer şekilde geçecek. Yeniden döner miyiz eski günlere? Yine katılır mıyız iki takımla birden? Yine gelir mi Türkiye'ye Real Madrid'ler, Liverpool'lar, Bayern Münih'ler? Elbette bir gün yine geleceklerdir ama şimdi biraz ara vermek zorunda kalacağız. Maalesef kötü idareciler nedeniyle buna mecbur bırakıldık ama her düşüşünde bir çıkışı var. Artık Avrupa Ligi, Konferans Ligi ayırt etmeden, rakip seçmeden takımlarımız kazanmak zorunda. Umut edelim ki eski günler, Şampiyonlar Ligi geceleri en hızlı şekilde geri dönsün. We'll be right back.